hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun, teşekkürler. Neyi bölüşemiyorsunuz aranızda? Hayırdır? Neyi bölüşemiyorsunuz? Yok, kendi aramızda yani bizim şeyimiz. Hayır, işte bölüşemediğiniz bir şey var da ne var ne yok, iyi misin? Tam dostum. Allah iyi. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Hoş geldin. Böyle. Babasının adı Harun. Annesinin adı Fatma. Onun adı Zeynep. Tamam. Öğrendin mi? Tamam. Babası Harun'un kızısın değil mi sen? Harun'la Fatma. Bunun adı Zeynep. İlk Nur Zehra. Tek baş. İlk Nur'la Ela. İlk Nur'la Ela. İki tane ablan var senin. Peki senden küçük var mı? Maşallah. Bu. Senden küçük var mı? Bir tane daha ablam var. Kozan da. Onun adı ne? Onun adını ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Aydan abim de var. Çok abi güzel. De var mı abi? Abi. Hüseyin amca. Buyur efendim. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ ol. Senden daha yaşlısı yok herhalde burada. Var mı? Var, amcam var. Amcam var. Recep amcamız. Bir var. Benim şahım. Recep amca kaç yaşındasın? Biri zor. Kaç yaşındasın? Yaş kaç? 29'luyum. Kaç tane? Maşallah. 29'luysa o zaman sen 86 yaşındasın. Evet, değerli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle mübarek cuma gününüz ve aşure gününüz hayırlı olsun. Aşure günü çok önemli bir gündür. Bugün yapılan dualar geri çevrilmez. Evet. Bugün bir yaptığınızda Cenab-ı Hak misliyle karşılık verir. İnşallah bu mübarek cuma gününde, aşure gününde Allah yaptığınız bütün hayırları kabul etsin. Bu güzel, muhabbetli ortamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Tekke ilçe başkanımızla, yönetimimizle beraber sizleri ziyarete geldik. Sizlerin halatını sormak için buradayız. Malumunuz seçim de var. Seçimle ilgili de çalışıyoruz. Ama seçimle ilgili yaptığımız çalışma sadece kendimizle ilgili çalışma değil. Allah kalplerimizi biliyor. Bizler güzel şeyler yapmak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Allah daima çalışanın, gayret edenin yanındadır. Bizler de bu gayretimizi artırmaya çalışıyoruz. Güzellikler yapmaya çalışıyoruz. AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız şeyler üzerine yeni şeyler ilave etmek istiyoruz. Bu 7 Haziran'dan sonra yeni bir şey ilave edilemedi. Niye edilemedi? Çünkü tam adam akıllı bir hükümet kurulamadı. 1 Kasım'da şimdi yeniden seçim var. İnşallah 1 Kasım'da tek başına bir iktidar olursa o zaman daha güzel hizmetleri yapmak nasip olur. Adana'ya güzel şeyler yapıyoruz. Büyük hastaneler yapıyoruz. O hastaneleri görüyorsunuz. Güzel yollar yapıyoruz. Hızlı tren gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ya hocam, Fethiye'nin Gülpınar'ında hızlı trenden bize ne diyemezsiniz. Tren medeniyettir. Hele biraz da hızlıysa iyice medeniyettir. Çin'de saatte 450 kilometre giden hızlı tren var. Amerika'da saatte 300 kilometre giden tren var. Avrupa'da saatte 300-350 kilometre hızla giden tren var. Türkiye'de de hamdolsun AK Parti iktidara gelmeden önce 80 kilometre giden tren vardı. Şimdi o tren hızı 250-300 kilometreye çıktı. İnşallah şeyi de artıyor. Rotası da artıyor. Yakında Adana'dan Ankara'ya, İstanbul'a kadar hızlı trene gitmek imkanı olacak. Tren yolculuğunu bilirsiniz değil mi? Asker sevkiyatına falan. Ama şimdiki trenler çok konforlu. Uçak konforunda ama otobüs fiyatında. Otobüsten daha hızlı, uçaktan birazcık daha yavaş ama çok güvenli ve çok konforlu. İnşallah Adana'ya hızlı tren de gelecek. Adana'ya organize sanayi genişliyor. Sanayi testlerimiz genişliyor.
Tarımda çok önemli adımlarımız var. İnşallah bütün bunlar oldukça, bittikçe memleketimiz daha da ileriye gidecek. Ceyhan'da enerji merkezi yapılıyor. Ceyhan enerji merkezi olunca hem Adana hem Türkiye çok daha zengin olacak. Şimdi bazen deniyor ki, ya hocam İstanbul'a 3. köprü yapılıyor. İstanbul'a 3. havaalanı yapılıyor. Bunlardan bize ne? Bize ne faydası var? Bize çok faydası var. Bakın, İstanbul'da attığımız her adım, yaptığımız her hizmet, Türkiye'nin herhangi bir yerinde kurduğumuz her fabrika bu ülkeye döviz kazandırıyor. Bu ülkenin Merkez Bankası'nda döviz rezervini artırıyor. Hazinemiz doluyor. Hazine dolduğu zaman da hükümetimiz, başta kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve hükümetimiz bu hazineye gelen geliri memleketin sağlık ihtiyaçları için, eğitim ihtiyaçları için karşılıyor. Şimdi Hüseyin emmi bu kurşun atılan 500 yaşındaki ağacın şeyini biliyor. Yaşını bilmiyorum. Yaşını değil de hikayesini biliyorsun. Fakat buradan toplanılmış. Sen eskiden sağlık hizmetini nasıl verildi de bilir miydin? Yok. Eski zamanın adamı bizden, iyiyim. Yok yani. Yok. Ya. Eskiden sağlıkta ne kadar kuyruk beklediğimizi, ilaçları falan sıkıntıyı da bilirsin değil mi? Ben hepsini bilirim. Şimdi söylemek icap etmez. Tamam. Yok. Ben Giros'unda iki parti kuruldu da. Biri Halk Partisi, biri Demir Kıraatik Partisi. Ben askerdiydim. Fakir Partisi ben deresiydi. Zengin Partisi de Halk Partisi'ydi. Onlar ayak aynı devam ediyor. Gelmiş. Bak ayak ayağın üstüne gelmiş. Mehmet Keskin isminde bir arkadaşım var. Zengin oraya gidek dedi. Ben fakir, babam fakir, ben de fakire giderim dedim. Gittik. Adamlar bize hürmet etti. Orada da ayak ayağın üstüne çelmişler. Şimdi bak. Şimdi de fakirlerin partisi hangisi biliyor musun? Evet. AK Parti. AK Parti. Şimdi Halk Partisi'nin adında halk var ama sadece adında var biliyor musun? Halka hizmet eden AK Parti. İşte o, bakın Menderes'ten bahsetti Hüseyin amca. Menderes dönemi tek parti dönemiydi. Türkiye'de en fazla hizmetin yapıldığı dönem tek parti dönemi. Bakın Cumhuriyet 1923'te kuruldu. 38'e kadar Atatürk elinden gelen gayreti gösterdi. Memlekete yolla ilgili, sağlıkla ilgili elinden gelen gayreti gösterdi ama Cumhuriyet'in ilk yılları gerçekten çok fakir, fukara, devletin de milletin de fakir olduğu bir dönemdi. Sonra 38'de İnönü geldi. 50'ye kadar memleket çok hizmet almadı. 50'de Menderes geldi. Tek başına iktidarda 10 yıl 60'a kadar memlekette baraj, yol, imar çalışmaları oldu. Sonra 60'ta darbe, 70'te darbe, 80'de darbe. Bütün o dönemler koalisyon, işte cephe hükümetleri vesaire falan hizmetin çok fazla gelmediği dönemlerdi. 83'te rahmetli Özal geldi tek başına. Hatırlayın o zaman 3 parti vardı. Tek başına Özal geldi ve 83'ten 91'e kadar yine Özal dönemi hizmetin çok olduğu, memleketin dışarı açıldığı, memleketin kalkındığı, geliştiği bir dönem oldu. Sonra 91'de tekrardan koalisyon hükümetleri dönemi başladı. Arada yine bir postmodern darbe oldu. 97'de 28 Şubat başörtü yasağının, katsayı yasağının, imam hatiplerin yasağının öne çıktığı bir dönem oldu. Sonra ne zamana kadar? 2002'ye kadar. 2002'de AK Parti geldi, Tayyip Erdoğan ve o günden bugüne kadar hamdolsun memleketin sağlığının, eğitiminin, tarımının, ticaretinin, sanayisinin geliştiği bir dönem oldu. Kalkındığı bir dönem oldu. Tek parti dönemleri en fazla kalkınmanın, gelişmenin olduğu dönemlerdir. Bu memlekete koalisyondan bir hayır gelmiyor. Gelmiyor. İşte İtalya'da yapılıyor, başka yerde koalisyonlar yürüyor filan deniyor ama
Orada da aslında çok yürümüyor. Çünkü şey olmuyor. Birinin Hanya dediğine öbürü Konya diyor. Onun için tekrardan huzur, istikrar ve güven için ve de daha güzel hizmetler için fakir fukaranın ihtiyacı olan insanların hizmet alması için inşallah 1 Kasım'da sizlerin desteğini bekliyoruz. Daha çok bekliyoruz. İnşallah destek verirseniz bizler de o destek doğrultusunda güzel hizmetler yaparız. Vermezseniz yapamayız. Yapmayız demiyorum. Elimizden gelen gayreti gösteririz ama gücümüz azalır. Onun için daha çok güç verirseniz inşallah sizler de daha güçlü olursunuz diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı, bereketli bir cuma ve aşure günü diliyorum. Çok şey uysal. Okşadın mine güzel duruyor işte. Çok şükür. Ya, hayvanlar da hep şefkatli. Sayın Başkan nasılsınız ya? İyi misiniz? Adın ne? Nasıl durumunuz? İyi. Öncekinden fazla olmasa yine aynı badana çeker. Sağ olasın. Ayşe, bayanlarsın. Bayanlar üzerinde sensin. Abi ne var ne yok?